Merhaba, Kolay Podcast programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Emre Alpay. 7. Anayasa Yargı paketiyle gündemimize giren, son günlerde de oldukça merak edilen kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk konusunu bu işin uzmanı Emre Bey'e soracağız. Ama öncesinde Emre Bey, bize kendinizden biraz bahseder misiniz? Merhaba, merhaba Umut Bey. Öncelikle nazik davetiniz için ben çok teşekkür ederim. Uzman olarak atfetmenize ayrıca teşekkür ederim. Onarı oldum ama uzman demek tabii ne haddimize, bizden büyük üstadlar, bizden uzman meslektaşlar var tabii. Ama nacizane elimizden geldiğince ben de bilgimi, öngörümü, çünkü bu konuda biraz öngörü olacak önümüzdeki süreç. Bazı şeyler biz de biliyorsunuz yolda, işte oturuyor oluyor. Ben avukat arabulucu Emre Alpay, İstanbul'da faaliyet gösteriyorum kendi ofisimde. Yaklaşık 10 yıldır bu mesleği icra ediyorum. Arabuluculuk kısmı tabii daha yeni, nispeten o 2 yıllık bir süreç. Şimdi bu kira uyuşmazlıkları olsun, bundan önceki konular olsun, bunlar da hem özel uzmanlık alanı olarak hem de genel konularda bir fiil çalışıyorum, faaliyet gösteriyorum. Şimdi bugün de sizlerle bu kira uyuşmazlıkları konusunu elimden geldiğince bilgilendirmeleri aktaracağım. Davetimizi kırmayarak bizlerle birlikte olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ederiz Emre Bey. Emre Bey, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk nedir, nasıl işler? Yani bu tabii az önce de bahsettiğim gibi gündemimize henüz girmedi ama çok yakın bir zamanda girecek. Bu süreç nasıl işleyecek? Geleneksel yargı süreciyle arasındaki farklılıklar nedir? Biraz bahseder misiniz? Tabii ki de. Şimdi geleneksel yargı süreciyle farkı kısmını önce ele alalım. Aslında bu uzun süredir arabuluculuk hayatımızda. Bunun hem pratikte yansımaları hem de insanların artık arabuluculuk nedir sorusuna cevapları yönünden de eskiye nazaran daha bilgi sahibiyiz. Yani bizim toplantılarımıza katılan insanlar da artık arabuluculuğun ne olduğunu biliyor. Bu taraf vekilleri de daha bilinçliler süreçlerde. Arabulucular da keza daha tecrübeliler. Bu kira uyuşmazlıkları kısmı bence nispeten geç bile kalınmış bir düzenleme. Tabii şu yanlış anlaşılmasın. Zaten ihtiyari olarak yapılabilen konulardı. Ama zorunlu dava şartı haline gelmesi konusu bu yargı paketiyle hayatımıza geçecek olan kısmı olacak. Bu noktada kira uyuşmazlıklarının tamamı, yani buna kira tahliye davaları, uyarlama davaları, tespit davaları, kira uyuşmazlıklarından kaynaklanan alacak davaları tamamı dahil olarak değerlendirebilirsiniz. Hepsi için bu yargı paketinden sonra dava aşamasına geçilmeden önce tamamlanması gereken bir ara süreç, bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak gündeme gelecek ve yürürlüğe girecek. Burada daire başkanının da daha önceki açıklamalarına da baktığınız zaman, bugün Adalet Bakanlığı'nın sayfasına da baktığınız zaman aslında hem kamuoyu bilgilendirme anlamında hem bu alanda faaliyet gösteren arabulucuları bilgilendirme anlamında şahsi kanaatim bence bu bilgiler biraz sınırlı kalıyor. Yeterli olmuyor. Çünkü bu neden bu konu dava şartı olmak zorunda? Neden bu konu zorunda olmak zorunda? Çünkü içeriğine baktığınız zaman konu tamamen ihtiyari. Tarafların kendi iradelerini ortaya koydukları, kendi rızalarıyla katıldıkları bir süreçken bazı konularda biz bunu zorunlu dava şartı olarak görüyoruz sistem içerisinde. Tabii bunun ilk etapta hayatımıza girerkenki nedeni bu kültür olarak, yani hem hukuk kültürü olarak hem de sosyal kültür olarak bizde çok olmayan bir hadise ve bunu oturtmak istiyoruz. Ki insanlar bu nedir kısmını artık biraz daha zorunlu olması hasebiyle öğrenebiliyor olsun diyeydi. Ha, bu sistem hala devam ediyor ve üstüne konularak devam ediyor şu an. Bunun sonrası nereye gelir onu tabii işin başındakiler bilir. Ama bugün kira uyuşmazlıklarında bazı şeyleri de pratikte uygulayarak görüyor olacağız önümüzdeki dönemde. Emre Bey, icra kaynaklı tahliye talepleri olacak mı bu arabuluculuk? Şöyle, kapsam şöyle geçiyor. Bu torba yasanın içerisinde geçen bir düzendi. 2004 sayılı icra iflas kanunundaki ilamsız icra yoluyla tahliyeler hariç deniliyor. Buna ne dahil kısmını tabii belki biraz teknik kalıyor bu ama bunu açmak gerekir. Yani burada kira alacaklarına ilişkin tahliye talepli icra takipleri bunun dışında olacağını anlıyoruz. Bu nedir? Bir kira borcunun ödenmemesi nedeniyle eğer verilen mühletler içerisinde tam dosya borcu ödenmemesi halinde tahliyeyi sağlayabilecek süreç. Benzer bir şekilde tahliye taahhüdü bugün hayatımızda herkesin öyle ya da böyle hukukla ilgisi olsun olmasın, bu kira artışları nedeniyle de ev sahiplerinin artık olmazsa olmazı olan tahliye taahhüdü de keza ona dayalı takipte de o da icra iflas kanunu ve borçlar kanunundan kaynağını alan bir şey.
Şimdi buralarda ben hep bir ufak anekdot koymak istiyorum. Bunlara ben eminim bu böyle olacak demek de şey, ben de aslında biraz orada yazanı yorumluyorum. Çünkü neden böyle söylüyorum? Tahliye taahhüdüne dayalı takibin aslında özü borçlar kanunundan gelir. İcra İflas Kanunu bunu düzenler. Bununla ilgili bir maddesi vardır. Detaylara gerek yok yani madde numaralarını. Ama ben bunu okuduğumda 2004 sayılı İcra İflas Kanunu'ndaki ilamsız icra yoluyla tahliye buna dahil değil dediklerinde, o zaman bunlar da bunun dışında kalıyor gibi yorumluyorum. Neden kısmının cevabı bende yok. Üzgünüm. Yani neden bunlar dahil değil? Yani ihtiyaç sebebiyle tahliye davasını zorunlu dava şartına bağlarken neden bunları dışında tutuyoruz? Yani belki ben de biraz daha bu sempozyumlara katılmış olsam, belki daha dirsek temasını kurmuş olsam vakıf olabilirdim, ama inanın şu an o bilgiye ben de vakıf değilim. Çok teşekkür ederim Rebe. Şimdi ben bir açıklama öncenize dönmek istiyorum. Orada bir kültürden bahsettik. Şimdi maalesef bu özellikle devlet tarafından kira artışlarının son 2 yıldır %25'e sabitlenmesi sonrasında kiralayan ve kiracı arasında çok fazla uyuşmazlık ortaya çıkmaya başladı. Bugün haberlere baktığımızda 3. sayfa 1 gibi birçok kiracı kiralayan kavgasına televizyonda bir de şahit oluyoruz. Peki kira anlaşmazlıklarında kaynaklanan arabuluculuk süreci sonrasında taraflar arasındaki iletişim ve anlayış nasıl gelişir? Bir katkı sağlar mı? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Tabii söylenecek çok şey var, ama önce ben buna bir girizgahla başlamak istiyorum. Biz haberlerde gördüğümüz konular bugün bunun bir sorun olduğu, bugün bunun öyle ya da böyle çözülmesi gerektiği ve en pratik, en uygun şekilde çözülmesi gerektiği bu sorunun aşikar, ama bizim gazetelerde ya da orada ne okuduğumuz kısmı biraz o dönem neye ilgi duyduğumuzla da alakalı. Bugün hepimiz buna ilgi duyuyoruz. Hepimizin sorunu. Gazetelerde siz okundukça varlar. O yüzden de bunları işte bundan önce kiracı ile kiraya veren arasında kavga olmuyor muydu? Oluyordu. Bu iş hukuk dışı fiziksel şiddet boyutuna bile varmıyor muydu? Varıyordu. Bugün bunlar da aynı seviyede, belki daha yüksek seviyede. Çünkü bugün herkes için anormal artışların yaşandığı, bu ekonomik dengeler nedeniyle hesapların şaştığı, uyarlama davasının kanun 2012'de 6570 sayılı kanundaki değişik, yani düzenlemelerin borçlar kanunun içine aktarılması sonrası ve bunların bazılarının yürürlüğü ertelenmişti. Bunlar hayatımıza girdikten sonra 5 yıldan sonra uyarlama davası açılabilirim. Bugün herkes için mesela bana sorsanız çok büyük soru işareti. 5 yıl çok yüksek bir süre değil mi bugünkü enflasyonist ortamda? Yani kanun bunları nokta atışı düzenleyemez. Kanun bunları her döneme uygun şekilde revize edemez. Etmemesi de gerekir zaten. Bunları biraz bizim kendi hayatımızda farklı işleyişlerde de çözmemiz gerekir. Bence tam bu noktada işte arabuluculuk çok güzel bir yöntem. Çünkü buyurun. Emre Bey, şimdi 5 yıldan önce biz kesinlikle kira tespit davası ya da tahliye davası açamıyoruz, değil mi? Bu kesin yani, hani daha Yok, önce mesela şöyle 3 kuruş doğru. 5 kuruş oldu şu anda kira değerleri. Hani bu sizce şey mi, yani uygun bir durum mudur? Bu tam doğru değil bu bilgi. Çünkü şöyle, kira tespit davası kanun her daim açılabilir der. Her zaman açılabilir. Hiçbir zaman şartı yok, hiçbir ön koşulu yok. Sadece kira tespit davasıyla ne elde edebileceğiniz, hukuki yararınızın ne olacağı konusu değişiklik gösteriyor. Uygulamada pek çok meslektaşımda da bazen yanlış değerlendirme gördüğüm bir ayrım var. Onu da aslında bu vesileyle değinmiş olayım. Eski kanundan da, eski uygulamadan da hala hayatımızda olan uyarlama davası, ki bugün bu da uyuşmaz, bu da arabuluculuğa tabi olacak. Ve kira tespit davası birbirinden ayrı hususlardır. Bugün bizim borçlar kanunundaki 5 yıl sonra emsal ve aiç bedele göre belirlenmesi konusuyla kira tespit davasını da birbirinden karıştırdığımız gibi, uyarlama bunların tamamen dışındadır. Çünkü uyarlamada siz isterseniz 2 yılın sonunda da yapabilirsiniz bu işlemi. Bunun için hiçbir engel yoktur. Ama uyarlama şartları çok ağır olan, ispatı zor olan ve kabulü yönünde sizin neden uyarlamaya ihtiyaç duyduğunuzu ispatlamakla mükellef olduğunuz bir konuyken, kira tespit böyle değil. Kira tespit bir imkan verdi kanun. Eskiden Yargıtay kararlarıyla olan bir konuyu, 3 yıl olan konuyu bu sefer 5 yıl olarak dedi ki, 5 yıl geçtiyse herhalde sözleşmede artık emsal ve aiç değerlere de bakılır yeni kira bedelinin belirlenmesi için. Yoksa biz sizinle bir sözleşmemiz var. İkinci yılındayız. Ama artıştaki sözleşmede yazdığımız oranda hangi TÜİK tablosunun uygulanacağını tam net yazamamışız ve artış oranında
bir farklılık yaşıyoruz, anlaşamıyoruz. Bunun için de kira tespit davası açabileceğim gibi. O yüzden aslında terimi doğru kullanmak gerekiyor. Tespit davası her zaman açılabiliyor. Ama ne zaman uyarlanacak ya da ne zaman emsal raiç bedele göre belirlenecek konusu bu diğer söylediğim parametrelere bağlı. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Emre Bey, ben şunu sormak istiyorum. Bu arabuluculuk süreci nasıl başlayacak? Tabii henüz bu yayınlanmadı. Bu ayın sonuna doğru yayınlanması planlanıyor ama kiralayan mı başvuracak, kiracı mı başvuracak? Yani bu düzenleme neyi içeriyor? Hiç bakabildiniz mi, kontrol edebildiniz mi? Şöyle, kanun resmi gazetede yayınlanan tabii kanun madde değişiklikleriyle ilgili. Burada gerekçe dışında da pek bir bize, ben bir avukat olarak okuduğumda bana bir anlam ifade ediyor ama ben bir vatandaş olarak okusaydım bana hiçbir anlam ifade etmeyecekti. E tabii nereye bakarız? Adalet Bakanlığı'nın sayfasına bakarız. Adalet Bakanlığı'nın sayfasında bununla ilgili bir duyuru var ama metin bir paragraf. Yani halbuki benim avukat olarak bile kafamda yüzlerce soru var. Ama o metinden tabii bu anlamlar çıkmıyor. Ama ben olacağı söyleyeyim, öngörümü söyleyeyim. Tabii ki de pratikte, uygulamada pek çok sıkıntı yaşanacak. Bundan önceki her uyuşmazlık arabuluculuğa konu zorunlu dava şartı haline getirilen de olduğu gibi, yani ticarede de, tüketicide de, iş hukukunda da olduğu gibi bunda da sorunlar yaşanacak ama aslında çok basit indirgediğimizde şöyle düşünebilirsiniz. Bizim işte tahliye davası olsun, tespit davası olsun, kira alacağı olsun, bunların herhangi biriyle ilgili ister bu tarafın kiracısı olun taraf olarak, isterseniz kiraya vereni olun. Bu düzen olmasaydı dava yoluna gitmeniz gerekecek bir konu, bir hakka sahip olduğunuzda yapacağınıza ek olarak bugün şunu yapmanız gerekecek. Ya vekiliniz vasıtasıyla ya da kendiniz yürütüyorsanız sürecinizi, bu davayı açmanız gereken adliyede, açmayı gerektiğini düşündüğünüz adliyenin arabuluculuk merkezine gidip bir başvuru formu doldurup süreci başlatmış oluyorsunuz bu şekilde. Komisyon bir buradan listeden bir arabulucu atıyor ve aslında sizin arabuluculuk başvurunuz bu anlamda tamamlanmış oluyor. Diğerlerinden hiçbir farkı olmayacak. Diğer işten, tüketiciden, ticaretten hiçbir farkı olmayacak o anlamda. Bu süre bakımından bir aylık bir süre, diğer iş ve tüketicide olduğu gibi bir aylık bir süre içerisinde tamamlanması gerektiği bilgisine sahibiz. Bunun haricinde bu yargı paketiyle gelen kira dışında farklı konular da var. Şimdi konumuz dışı olduğu için onlara girmiyorum. Gayrimenkul hukukundan gelen, kat mülkiyeti kanunundan gelen uyuşmazlıklar da buraya dahil edildi ve arabulucuya bazı ek yetkiler de tanındı. Bunlar uygulamada pek çok sıkıntıya ulaşacağına dair hiç şüphem yok. Çok kesin konuşabilirim. Örneğin bir gayrimenkul taşınmazla ilgili bir uyuşmazlıkta tarafların talebiyle arabulucu taşınmaza tedbir konulmasına, 3 aylık süreyle tedbir konulmasına ilişkin yazacağı bir yazıyla tapuda işlem yapılabilecek ve 3 ay süreyle o tasarruf yetkisi kısıtlanabilecek. Yani mantıken çok mantıklı. Pek çok taraf arasındaki uyuşmazlığın çözümü için bir amaca hizmet ediyor ama kötü niyetli kullanılma ya da uygulamada başka sıkıntıları yol açabileceği tartışmasız gibi gibi, yani böyle daha henüz nasıl sonuçlar olacağını öngörmediğimiz farklı düzenlemeler de var bu yargı paketiyle gelen. Ama kira uyuşmazlıkları yönünden daha sarit, daha net olduğunu düşünüyorum. Sadece dikkat edilmesi gereken icra ifas kanunundaki tahliye davaları bunun dışında tutuldu. Buna dikkat etmek gerekiyor sadece. Şimdi Emre Bey, benim bildiğim kadarıyla özellikle kira uyuşmazlıkları konulu davalar Türk hukukunda oldukça uzun süren davalar olarak geçer. Sonuçlanması oldukça zaman alır. Peki bu arabuluculuk modeli sizce bu dava sürelerini kısaltacak mı ya da kısaltmaya faydası olacak mı? Kesinlikle olacak. Tabii bu genele yayamayız bunu. Bu çünkü taraflara bağlı bir konu. Tarafların o süreci nasıl değerlendirecekleri, ne kadar iyi değerlendirilebilecekleriyle alakalı bir konu. Ama kullanmak isteyen, bu imkanı, bu fırsatı değerlendirmek isteyenler için çok efektif, hızlı, daha ekonomik ve sonuca doğrudan hizmet eder bir süreç. Buraya bu arabuluculuk toplantısında karşı tarafla gerek vekiliyle gerek kendisiyle yüz yüze bazı konuları tarafsız bir ortamda konuşma imkanı buluyorsunuz. Bu insanların telefonda birbirine söylemeleriyle dışarıda haricen görüşmelerinden farklı bir ortam burası. Bir kere bunun çok büyük katkısı var. Sürecin uzmanları ya da bu konuya hakim kişilerinin olduğu bir ortamda yürümesinde, o müzakerelerin orada yürümesinde çok büyük farklılık var. Ve neticeten belki 2 yıl sürecek, 3 yıl sürecek dava süreçlerinin 1 ay gibi bir süre içerisinde neticeye varması ve herkesin arzuladığı amaca hızlı bir şekilde ulaşabilmesi var. Bence o açıdan baktığınızda
herkesin bu sürece öyle ya da böyle taraf olacak herkesin dikkate alması gereken ve evet biz bunu değerlendirelim ve buradan bir sonuç çıkartabiliyorsak üzerine gidelim demesi gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum. Emre Bey çok özür dilerim. Bir şey sormak istiyorum. Tabii. Şimdi kira tahliye davalarında özellikle Türkiye'de 2-3 yılda tahliye olunabiliyor. Bu durumda kira tahliye davalarında yani arabuluculuk işlemlerinde kiracı bunu tercih eder mi? Çünkü 2-3 yıl sonra tahliye olabilecek ancak. Yani burada ben şey düşünüyorum acaba hani uygun olur mu onlar için, kiracılar için, ev sahipleri için çok uygun ama kiracılar için tercih sebebi olmayacak diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben biraz pratikten bilgi aktarayım size. Bence çok haklı ve yerinde bir sorunuz. Hani bu nasıl, kiracı neden arabuluculukta bir şeyleri kabul etsin? Neden kendisine ihtiyaç sebebiyle tahliye davası yöneltmiş? Belki bunun özü gerçek, belki ekonomik nedenlerle bu konuda kendisine yönelmiş bir talebi doğrudan arabuluculukta kabul etsin. Bu sorunun cevabı aslında biraz müzakere teknikleriyle ve pozisyonunuzu nasıl koruyabildiğinizle alakalı. Siz kiracı olarak o toplantıda çok rahat bir şekilde karşı tarafa da ortak noktayı bulma kısmında diyebilirsiniz ki tamam ben burayı tahliye edeceğim ama benim şu kadar zamana ihtiyacım var, ben şu tarihte tahliye edebilirim ve peki ben erken tahliye ediyorum senin bu yönde ihtiyacın dolayısıyla ben taşınma bedeli olarak da şu kadar bedel talep ediyorum. Kabul ediyorsanız biz bu yönde anlaşabiliriz dendiğinde kiracı için de belki sonuç kısmında kaybedebileceğini düşündüğü ya da vakit yönünden ekonomik nedenlerle farklı değerlendirebileceği bir konuyu lehine çevirebilmiş olacak. Yani bu tabii pozisyonunu koruyabilmesi, müzakere tekniğini tamamlayabilmesiyle ilgili bir hadise. Ama bugün pratikte olan bu arabuluculuk yokken dahi biz avukatlar olarak taraf olduğumuz dosyalarda zaten bunu bir fiil işletmeye çalışıyoruz ve yürütmeye çalışıyoruz. Nasıl? Yani çok aynı bu bahsettiğinize çok benzer bir olaydı. Dava devam ederken hatta bakın şey de değil, dava öncesi de değil, dava devam ederken denildi ki bu süreç uzayacak. Biz karşı taraftan gelen bir taraftı. Biz kiracıydık. Biz belli bir bedeli ödeyelim. Bunun karşılığında siz de şu tarihte burayı tahliye edin dendi. Kiracı taşınma bedellerini karşılayabildi. Karşı taraf evine ulaşabildi. Aslında arabuluculukta olabilecek bir sürecin örneği haricen yapılabilmiş oldu. Keza zaten avukatlık kanunu 35. madde avukatların ve asillerin birlikte imza attıkları belgenin ilan niteliğinde olduğunu zaten söyler. Yani bunu biz haricen de hali hazırda yapabilirdik. Ama bunun arabuluculukta zorunlu olması bir yerde insanları müzakereye, konuşmaya da itecek bir yandan. Belki yeni fikirler üretecek, belki düşünmeyecekleri, aa ben bunu böyle isteyebilirim, aa şunu da ben burada talep edebilirdim. Böyle olursa aslında benim için mantıklı diyebilecekleri sonuçlara ulaşabiliyor olacaklar. Emre Bey, vermiş olduğunuz bu değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bizler için, özellikle dinleyicilerimiz için çok faydalı bir sohbet oldu. Çok öz ve net oldu. Umut Bey, şundan da bahsedelim. Bunu da mutlaka ekleyelim dediğiniz bir konu varsa ekleyelim. Şeyi söyleyebilirim size bir farklı bir yaklaşım olarak. Kira uyuşmazlıklarında davalarda taraf vekillerine önemli bir yük de düşüyor olacak. Çünkü burada uzmanlık kısmı yönünden bu konular aslında uzmanlık gerektiriyor mu? Göreceli. Bana sorarsanız hukukun çoğu alanı kendi içerisinde bir uzmanlık barındırıyor ve gerektiriyor. Bunların pratikte o arabuluculuk toplantısında, öncesinde, hazırlık aşamasında nasıl yansıyacağı bu konuya hakim olup olmamanızın çok fazla sürecin sonucuna doğrudan etki eder mahiyette olduğunu düşünüyorum. Keza bugün bir kira tespit davası ile ilgili başvurucu taraf dedik ben 5 yılı tamamladık. Bir kendisi bir araştırma yaptı. Belki doğru, belki yanlış. Bir rakam telaffuz etti. Ben bu rakamı istiyorum diye. Mevcut ödenen bir rakam vardı. Karşı tarafında bir bütçesi var, ödeyebileceği bir rakam var. Şimdi burada doğru rakamın ne olduğu ya da bu işin 2 yıllık, 3 yıllık sürecek bir dava sürecinden sonra elde edilmesiyle bugün elde edilmesi arasındaki ekonomik değer farkı. Tabii bakın bunların aslında hepsi matematiksel bir hesap. Yani ben 2 yıl sonra belirlenecek davada 20 bin tespit edecek kira bedeli mi benim için avantajlı? Yoksa bugün hemen yarın ödenmeye başladığında 13 bin lira ödenmesi mi mantıklı? Benim şu an aldığım kira bedeli 5 bin lira olsun. Yani bu hesabı yeri geldiğinde hem enflasyon ortamında yapabilecek hem de emsal raiç bedel kira bedelinin ne olduğu tespitini teknik anlamda da yapabilecek vekillerin, uzmanların bilgi aktarımı sonrası bu toplantıların yapılması
bence önem arz ediyor. Diğer türlü işte bugün tabii ismini telaffuz etmeyeyim, internette bu ilanları görebileceğiniz sitelerdeki ilanlar insanların çıkış noktası oluyor. İlana bakılıyor, bir bedel görülüyor. Doğru ya da gerçek artık hani onun tahlili yapılamıyor ve deniyor ki burası bu kadarsa o zaman benim taşınmazım da bu kadardır herhalde. Bundan aşağı olmaması lazım. Ben daha geçen gün içine şu kadar falanca masraf yapmıştım. Bak onun asansörü yapmış, benimkinin var. Şimdi bunlar yanlış değil. Tabii ki de doğal olarak böyle düşünecek ama bu hesap böyle sadece bunlardan ibaret yapılmıyor. Toplantının başarıya ulaşması ya da özgülendiği amaca hizmet edebilmesini sağlayacak şey de bu yaklaşımın, bu hesabın doğru yapılmasından geçiyor. Orada dediğim gibi işte taraflara çok iş düşüyor, vekillere. Biz tabii bu işin yeri geldiğinde bilirkişi tarafında da olduk. Yeri geldiğinde taraf vekili de olduk ve aynı zamanda arabulucuyum da. Bunların hepsi, o tecrübe bana o hesabı yapabilmeyi getiriyor. O hesap doğru yapılabildiğinde de karşı tarafça kabul edilebilecek, müvekkiliniz için de ekonomik olarak da hukuki olarak da doğru olabilecek bir anlaşmaya imza atılabilmesini getiriyor. Bu yüzden hani bence bu konuda çalışan her meslektaşında ya da sürece, arabuluculuk sürecine dışarıdan bir uzman dahil edilmesi. Ben sizin için konuyu bir nokta daha öteye taşıyayım. Bugün tabii biz bunları hep sanki şöyle düşünüyoruz. Konut, mesken, kiracı kiraya veren bir uyuşmazlık var. Halbuki bu işin bir de ticari boyutu var. Ticari boyutunda tabii ticari kira alacağını bunun dışında tutuyorum. Bugünkü konumuzun dışında olduğu için ama bir fabrikanın kira bedeliyle ilgili bir tespit davası olduğunda bu eğer bir organize sanayi bölgesi içerisinde değilse kira bedelinin ne olacağının tespitini sizce asiller kolaylıkla yapabilir mi? Ya da bir vekil bu konuda emlakçının sahip olabileceği bilgiye sahip değilse ya da o hesaplama tekniklerini, bilirkişinin yapacağı hesaplama tekniklerini bilmiyorsa müvekkilini nasıl yönlendirecek? Tabii çok mümkün olmuyor ya da farazi rakamlar konuşuluyor oluyor. Bu da bir amaca hizmet etmiyor günün sonunda. Çünkü orada bir fabrikanın kira bedelinin tespiti bambaşka bir konu. Tam olarak da aslında bundan bahsediyorum. İşte bunu da oturtmamız lazım. Bu diğer bütün arabuluculuklar için de geçerli. Her birinin nevi şahsına münhasır özellikleri var. Onlar için de vakıf olunması gereken bazı teknik yeterlilikler var. Bunda da var. Bunların ne kadar başarılı olacağını bunlar da belirliyor olacak. İnşallah hepimiz izleyip göreceğiz ama hepimiz için faydalı olacağını umuyorum. Benim açımdan faydalı olacak. Ben olmasından memnunum. Gelmesinden de memnunum. Ama inşallah herkes bunu aynı şekilde, etkili şekilde kullanabiliyor olur. 100 bin uyuşmazlık deniliyor çözüme kavuşturulacak. Doğru mudur? Şimdi bugün sizin de herkesin bildiği gibi kira uyuşmazlıkları olsun, gayrimenkule ilişkin uyuşmazlıkları olsun, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıkları olsun. Yani daha çok aslında konuyu biraz bir yerde sulh hukuk mahkemesine getirmeye çalışıyorum. Bugünkü gündemdeki bu sorunlar ve sorunların yoğunluğu nedeniyle mahkemelerin artık altından kalkabileceklerinin üzerinde, tabii İstanbul'u bildiğim için ben İstanbul üzerinde konuşuyorum, kaldırabileceklerinin üzerinde bir iş yoğunlukları var. Bunlar bu hale gelmeden önce biz 2 yıllardan bahsediyorduk. Bugün ben geçtiğimiz hafta açtığım bir davada Mayıs ayına, Haziran ayına ilk duruşma tarihi alabiliyorum. Çağlayan Adliyesi'nde de, Anadolu Adliyesi'nde de bunlar hani en büyük adliyeler olduğu için oralardan örnek veriyorum. Bu emin olun bir ay sonra daha kötü olacak. Yani Eylül ayında arabuluculuk gelmesine rağmen daha da farklı hale gelecek. Çünkü zaten 1 yıl içerisinde açılan dosya sayısı, aynı örnek üzerinden gideyim, 2023'e 130 bin esas civarına geldi. Bir mahkemedeki dosya sayısından bahsediyorum. Biz daha Ağustos ayındayız. Şimdi bunun yıl sonuna kadar bu dosya sayısının yükseleceği ve mahkemenin sadece 2023 değil, 2022, 21, 20, 19, 18, yeri geldiğinde 17'den kalan dosyalarının da olduğunu düşündüğünüzde bizim bu 2 yıl, 3 yıl diye bahsettiğimiz şeyler ve zorunlu arabuluculuğun bugün devreye girdiği tarih çok manidar. Çünkü bu olmasaydı, bu devreye girmeseydi işin hukuki boyutta çözülmesinin dışındaki duyduğumuz haberler, gördüğümüz konuların daha sık yaşanacağı yatsınamaz bir gerçek. Yani bunu istediğimiz kadar kültürel olarak da kendimize yediremeyelim, insan olarak da kendimize yediremeyelim. Ama adalet sağlanmak zorunda, adalet bunlarla, bu yöntemlerle sağlanmak zorunda. Ama bunlar sağlanmadığı vakit ne olacak sorusu çok büyük bir soru işareti ve tehlikeli bir soru işareti. O yüzden
ben bugün bir dava açtığımda müvekkilime bir yıl sonraya duruşma tarihi aldım dediğimde müvekkilim ne cevap vereceğini bilemiyor. Ben ona nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Çünkü ortadaki hukuki yarar ortadan kalkıyor. Artık bir kıymeti kalmıyor. Yani ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açıyorsunuz. Samimisiniz, ihtiyacınız var. Deniyor ki size 3 yıl sonra belki kazanırsanız davayı çıkabilir. Daha kötüsünü söyleyeyim. Bitti, kazandınız. Karşı taraf 3 aylık kira bedeli ve yargılama masraflarını depo etmek suretiyle dosyayı istinaf mahkemesine taşıyıp o aşamaya kadar tahliyeyi durdurabiliyor. Bunu da alın. Düşünebiliyor musunuz? Yani 2 yılda en az istinaf mahkemesinden ekleyeyim 5 yıl. 5 yıl boyunca ben ihtiyaç nedeniyle tahliye davası bekliyorum. Yani çok abiyane bir tabir olacak. Kusuruma bakmayın lütfen ama kim öyle kim kala. Yani ne olacağı belli değil 5 yıl sonrasında. Hiç kimse için ne ekonomik anlamda ne sağlık anlamında. Bu şekilde edilecek. O yüzden bugün bir arabuluculuk ortamına gelindiği zaman insanlar başvuruşlar bunu da düşünüyor olacak. Ya ben 5 yıl sonra belki edebileceğim bir şeyle ilgili buradayım bugün. O zaman belki pozisyonumu ona göre değiştirmem lazım diye olacak. İşte 100 bin uyuşmazlık çözüme kavuşur mu? Ya da daha fazlası kavuşur mu? Neden kavuşmasın ki? Çünkü şartlar şu an böyle. İçten bile değil daha fazlasının olması için. Ama günün sonunda iş bitiyor, dönüyor, dolaşıyor tarafa ve taraf vekillerine kalıyor. Bir sorumluluk, iş yükü ve bu işi oldurması gereken onlar. Biz bunu başarabildiğimiz takdirde daha fazlası da olur. Ama gönül ister ki bu olsun evet, dava şart arabuluculuk olsun. Ama ben mahkemede de ilk duruşmam için bir yıl beklemeyeyim. Ben bunu bu olmasa da isterdim ama durum bu. Biz de buna öyle ya da böyle uyum sağlıyoruz. Farklı çözümler üretmeye çalışıyoruz. İşte bu farklı çözümden kastım da dava şartı olmasa bile biz bu işi ihtiyari arabuluculukla çözmeye çalışıyoruz. Şimdi bize katkısı olacağı konusunda hiç şüphem yok bu dava şartı haline gelmesinin. Umarım bu kısır döngü bu arabuluculukla çözülür. Bu yeni karşılaşacağımız düzenin kendi içerisinde eksik aksaklıkları olabilecektir. Bu doğal. Bunun nedenlerini aslında biraz önce konuştuk da. Ama her halükarda bizim için faydalı olacağını düşündüğüm ve inandığım bir süreç. O yüzden ben elimden geleni yapacağım benim tarafımda. Ama bunu herkesin bu şekilde ele almasını temenni ediyorum. Ve bu ve benzeri pek çok konuda arabuluculuk için daha çok teşvik edilmesi, daha çok yönlendirilmesi gerektiğini inanıyorum. Çünkü insanların kendi çözümünü bulması her zaman en kıymetli olanıdır. Bu yargıdan bağımsız söylüyorum, yargı unsurlarından bağımsız söylüyorum. Ben kendi çözümümü bulabiliyorsam bir avukat olarak değil bir vatandaş olarak da ben her zaman kendi çözümümü başkasının çözümümden daha kıymetli bulurum. Çünkü benim sözümdür, ben inanmışımdır, ben ayarlamışımdır. O yüzden bu kötü de olsa iyi de olsa benimdir. O yüzden burada o imkan var. Bunu onun kıymetini bilirsek nelere kadir? Çok daha güzel noktalara gelebiliriz tabii ki de. Çok sağ olun. Çok teşekkürler Emre Bey. Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Hoşça kalın.